Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Definitive Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Definitive Mobile'a. E. Ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde e, Fender Ketchup göreviyle bu e, Las Venturas şehrindeki ilk görevimizi sizlerle beraber gerçekleştirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz Woozy'nin. Bu yeni gazino görevlerine tam gaz devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA San Andreas Definitive videolarının gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce benim abone olmayı abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür şekilde biliyorsunuz. Ve aynı zamanda videonun daha da fazla öne çıkması için de hype puanı göndermeyi de ihmal etmeyin diyerekten yavaştan görevimize girelim. Explosive situation. Patlayıcı durum. Destek daha doğru olur. Evet Vuzi bu arada golf oynuyor. Bodyguard'a da gerekeni yapıyor. Helal olsun Vuzi. Çok yeteneklisin gerçekten. Harika atış. Hiç fena değil Buzim. Biz de kıyafetlerimizi falan giydik zaten. Yakıştı bu arada ha. Yakıştı. Biraz zincir belki gümüş kolyeden dolayı bir tık sırıtıyor olabilir ama biz zenginiz abi. Biz partneriz. Evet bu arada mafya gazinosuna şey yapmamız lazım. Oraya çöpmemiz lazım falan diyor. Onları vurmamız lazım diyor. Aynen öyle bu arada. Tamamen farklı birlik diyor. Gazinoya öyle vurmak falan diyor biraz plan yapmam gerekecek ama ben şey yaparım diyor. Lan şerefsiz. Adi köpek. Kötü şans mı? Lan sen körsün bir kere. Kasıtlı olarak şey yaptı. Ha, özel ekipmanlara ve gruba ihtiyacımız olacak falan. Evet ben biraz patlayıcı alacağım falan diyor. Hava uçmamız gerekecek diyor. Ha. Güney batı tarafında diyor bir inşaat yeri var falan diyor. Hani orada patlayıcılar olabilir falan. Diyor. Tamam oraya uğrarım diyor bizimki de. Ve ardından da gidiyoruz. O zaman hadi bakalım patlayıcı bulmak için Kuari'ye doğru şantiye şantiye. Şantiyeye doğru gidiyoruz. İnşaat dememiz saçma çünkü orada inşaat dönmüyor abi. Orası bir şantiye alanı. Tamam ben de diyorum orası neresi hani nasıl söyleniyordu diye. Düşünmüştüm bir süre şantiye alanı abi şantiye. Yani şantiyede ne olur vazgeçilmez patlayıcı olur abi. İşçi makineleri falan olur. Yani doğal olarak. Şimdi oraya doğru gidiyoruz zaten yakın öyle çok da uzak değil. Bir de motorla gidiyoruz zaten. Rahat bir şekilde içeri gireriz. Sıkıntı olmaz. Şimdi biz nereden gireceğiz tam olarak? Tam e, girişi nerede? E, şuradan gidersem herhalde bulabilirim. Motordan düşmek güzel. Zaten e, geçen açık dünya bölümlerinde ben bayağı bir e, motor yeteneğimi geliştirmiştim. Aynen, olması gereken. Tamam, direkt olarak zaten giriş kısmına geldik neyse ki. Motorlu olduğumuz için rahat Rahat bir şekilde aşağı ineceğiz. Tamamdır. O ardından bitleri çal falan diyor. Okey. He. Tamam patlama üzerine düzenek daha kurulmuş diyor. Yani kısıtlı zamanımız var. Tamam ben direkt geçiyorum buraya. 2,5 dakikamız var arkadaşlar. O yüzden hızlı olmamız lazım. Şöyle biraz hızımızı alıp aşağıya... Çok güzel bir atlayış gerçekten. Yani mükemmel bir atlayış ya. Doğru, e, neyse onu bunu geçin de burada bir taktik var arkadaşlar siz direkt olarak buradaki mühendisi öldürürseniz Şuradaki Bunu öldürürseniz e, Zaman sıkıntınız kalmıyor bakın gördüğünüz gibi süre iptal oldu antipayla Artık e, zaman problemi yok arkadaşlar Yani sınırsız süreniz var Yani herhangi bir şekilde görev başarısız olmayacak O konudan yana içiniz rahat olsun Dediğim gibi mühendis öldürmeniz yeter ama normal şartlarda da hani dozleri bulup da 4 tane piramiti almak önce kutuları tabi kırmanız gerekiyor. Onun için de tabii e, bu tarz bir dozere ihtiyacınız var. E, kolay bu arada. Sıkıntı yaratmaz yani süre her şekilde yeter. Ama eğer ki hani, oyunda yeniyseniz falan taktiğe ihtiyacınız olursa hani zaman problemi yaşamak istemezseniz e, bu taktiği uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Sen bir in aşağıya bu arada. Oha direkt şey oldu lan. <laughs> direkt olarak. <laughs> forklift lift direkt olarak abi. <laughs> Patladı. O da güzelmiş abi. Güzel nice. Şöyle biz direkt dinamiti çalalım. Şöyle toplamda 4 tane var zaten. Bir tanesini aldık. Zaten sınırsız staminamız var. Sınırsız koşabiliyoruz. Zaman hırsızlık görevini yaptığımız için. Açık dünya görevlerini boşa yapmıyoruz. Biri güvenliği arasın? Aynen kardeşim. Bak şu an aradılar. Bak şu anda aradılar. Hatta ben bir ye silah yeteneğimi geliştireyim. Ha, ona da gerek yokmuş. Tamam. O zaman shotgun'la. Şöyle bir yetenek şeyimize bakabilir miyiz? Az önce baktım. Şimdi bakamıyorum. Yok olmuyor. Az önce yanlışlıkla yaptım. Şimdi yapamıyorum. Dur şöyle yapalım. Roket atarla Koştum mu ben az önce? Yok. Tamam. Koş abicim koş sen. Vakit kaybetmeyelim boş boşuna. Boş boşu hiç vakit kaybetmeyelim. Ardından şuradaki motora bineceğiz. Tamam. Dinamitlerle eve git. Eve. Tabi efendim. Grove Street'te lan? Aha da ekstra korumalara geldi. Evet. Giriş kısmını kapatmışlar. Ee, motor kullanarak başka bir yol buluyor. Tam o kadarını da biliyoruz hani. Rotayı biliyoruz. Rota oluşturuldu abi. Rota oluşturuldu. Şimdi abi şuradan gideceğiz. İlla motorumu almam lazım. Hadi bari alayım da oyun bize GPS'ten konumu göstersin. Ulan ne fark ediyor. Aynı motor zaten. Neyse. Tamam okları takip ederek kaçış çıkışı ulaşıyor. Bir tık dikkatli olmanız gerekiyor burada. Yoksa aynen böyle amele Sümü gibi yere yapışabilirsiniz. Yok öyle ben kaçtım gittim falan. Dayı geldi dinamit aldı gitti. Yok öyle direkt. Öyle direkt olarak yok. Bu arada düşerseniz sıkıntı yok. O oyun tekrardan size en baştan konumu gösteriyor. Ama dediğim gibi dikkatli olun. Özellikle bu dar yolda. Bir de rampa gibi kullanmanız gereken kısımlar var. Adam yürüyor lan. Adam yürüyor anasını satayım. Hop aşağıya düştü. Evet havalı bir öldürme oldu. Her ne kadar aşırı gerçekçilik dışı bir şekilde gerçekleşmiş olsa da. Dur abicim sakin sakin. Buradan şöyle atlayacağız. Ardından devam ediyoruz abi. Şuradan tık abi. Arazi motor olduğu için zaten. Öl abi. Hazır önümüzde çıkanlar varken öldüre gitsin abi. Şuradan tık atladık abi. Buradan da böyle atladık. Ardından da zaten bloklanan yolu gördünüz. Kaç. Kaç abi. Oradan da şöyle gittiğimiz anda. Oradan gidemiyoruz. Oradan gidemiyoruz. Biz zaten ek çıkıştan gidiyoruz şu anda. Ana girişten çıkmaya çalışırsanız çünkü. Adamlar şatkanla sıkıyor. Motorda patlayacak olursa da aniden zaten görev fail sonuçta üstümüzde dinamitler var. Uzun adamı da bizi ileride bekliyor. Yani böyle kolay bir görevdi. Basit bir görevdi. Aslında öyle bir zorluğu yok. Ama ilk denemede geçemezseniz de normal yani. Yanlışlıkla Buzi'nin adamını öldürmeyin de. görevi fail oluyor çünkü. Evet buz için bu diyor. Ve onlar da dikkatli ol. <laughs> Adam dinamiti havada taşıyor lan. Adam dinamiti havada taşıyor. Yani herhangi bir şey yaşayabilme şansı yok adamın. Bu ara artık e, şantiye görevlerini yapabiliyoruz. Açık dünya görevi olarak şantiye görevleri açıldı. Ve aynı zamanda soygun görevlerini de açtık. Soygun görevlerini de açtık. İstersek e, soygun görevlerini de yapabiliyoruz. Bunlar ana hikayeyle bağlantılı olmayan ama ekstradan yan görev zinciri. Yapmak zorunda değilsiniz yani. Direkt olarak ana hikaye yani altın ejderha. Bu ana görevlerine odaklanabilirsiniz. Ama ekstra para yapmak isterseniz ki ihtiyacımız olacak ki görevleri de yapacağız. Oyunu izlemek için para kazanmak için şart. O yan görevleri de yapacağız. onun konuda işiniz rahat olsun yani gelecek. Gelecek zaten sıkıntı yaşayanlar da varmış yan görevler konusunda. Şimdi hemen oyunumuzu kaydedelim ardından da bölümü yavaştan bitirelim. Evet ee, sevgili arkadaşlar bu bölümde bu şekildeyle Sıradaki bölümde ana hikayeye tam gaz devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Videoya bir beğeni bırak, bir kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone etmesinden başka üsrelerimizden ve çekmemizden de haber olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme ve bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.